Hoş geldiniz çok değerli izleyicilerimiz. Taşeron ve kamu işçisini ilgilendiriyor. TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim, seyyanen zam konusunda sizlere bilgi vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Taşeron ve kamu işçisinin heyecanla beklediği maaş zammı için görüşmeler başlıyor değerli izleyicilerimiz. Yaklaşık 700 bin işçinin 2021-2022 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği görüşmeler öncesi hazırlıklar tamamlandı. Konfederasyonlar ortak taleplerini hazırladı. Şimdi ise gözler yapılacak zam oranına çevrildi değerli izleyicilerimiz. Peki taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zamı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanen zam son durum nedir? Bu konuda sizlere detaylı bilgiler vereceğiz değerli izleyicilerimiz. Taşeron ve kamu işçisinin maaş zamı ne kadar olacak? 700 binden fazla işçinin 2020-2021 döneminde maaşlarına yapılacak zam oranın belirleneceği tiz görüşmeleri başlıyor değerli izleyicilerimiz. Türk İş ve Hak İş tarafından mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerin hazırlandığı açıklandı. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de maaş zammı oldu. Peki taşeron ve kamu işçisinin TİS ile 2021-2022 maaş zammı ne kadar olacak? Yüzdelik dilim ve seyyanın zam son durum nedir değerli izleyicilerimiz? Türk İş ve Hak İş mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladı değerli izleyicilerimiz. Konfederasyonların bunu kısa süre içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunması bekleniyor. Taleplerin sunulmasıyla pazarlık süreci başlayacak. Sözleşme kapsamındaki işçi sayısının artması ve kamuda yakın sayıda üyeyi temsil etmeleri dolayısıyla Türk İş ve Hak İş bu dönem birlikte hareket etti. Kurulan komisyonlar ile üye sendikalardan görüş ve taleplerini toplayan konfederasyonlar daha sonra mali ve sosyal hakları içeren ortak taleplerini hazırladılar. Sağlık kurumlarındaki işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becaiş hakkı verilmesi ve bu işçilere yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılmasının da aralarında olduğu talepler kısa süre içerisinde çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak. Konfederasyonların taleplerini sunmasıyla resmi olarak başlayacak pazarlık sürecinin yürütülecek müzakerelerin ardından Temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor değerli izleyicilerimiz. Taşeron işçilere her 6 aylık dönemde %4 zam yapılması kararı alınmıştı. Bazı dönemlerde maaşlarının asgari ücretin altında kaldığını belirten işçiler yüzdelik dilim zammının yapılmasını talep etmişti. Bu gelişmelerin ardından taşeron işçi maaş zammı için adımlar atıldı. Değerli izleyicilerimiz. İşçilerin maaşlarında %17 oranında bir zam yapılması bekleniyor. Seyyanen zamlar için ise 1108 TL ödeme yapılması tahminleri arasında değerli izleyicilerimiz. Evet, bu önemli konuları takip etmeye devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Bizleri izlemeye devam edin. E, bu tür gelişmeleri anında haberdar olabilme adına kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın çok değerli izleyicilerimiz.